Eman 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 İçeride, hayırdır? Karaşahan emmim çağırıyor. Hayırdır inşallah. Rojat, Rojat. Karaşahan emmim seni çağırıyor Rojat. Kurban olayım yollama. İşin doğrusu böyledir Zeynep. Sevdamızdan gayrı daha doğru var mıdır? Sana gelmişim. Seni ağanın evinden telli duvaklı alacağım Zelek. Bekle askere gidip gele. Ağam vermez beni sana. Karaşahan emmin ne ister senden? Bilmeyeyim ana. Mihrali emmim de oradaymış. Mihrali'ye gönül koydun oğul. Emmiye dargınlık olmaz. Gönül koymuşluğum yok ana. Lakin açık değil. Lakin karanlık. Anlamak zor geliyor. Şero ağa yüzünden fukaralığın dibine vurmuşuk. Mihrali emmim buna ses etmeyin. Sanki dersin ağanın adamı. Sus. Sus oğul. Zelal, kurban. Bütün gün bir şey yemedin. İştahım yok Şila. Hadi bir iki lokma bir şey ye. Hadi. Hadi. Başkası mı? Rojat'tan başkası he mi? Allah yazdıysa bozsun. Ya benim demem de o ya işte. Umudunu yitirmeyesin. Güzellik de gelip istedi Şero ağandan, ağan vermedi. Elbet bir vaktini kollayıp Rojat seni çekip alacaktır. Senin bir kardeşin var, Yiğit delikanlı. Vehbi mi diysen ağam? Ha odur. Vehbi Zelal'e yakışır. Hiç olur mu ağam? Çok iyi olur, çok iyi olur. Ah benim bahtsız Kevsan. Rojat'tan gayrı sevdalanacak birini bulamadın mı? Nesi varmış Rojat'ın? Zelal'den vazgeçer mi sanıysan? Zelal'e kavuşamazsa bil ki bağrına taş basar. Olsun. Ben de Rojat'a varamazsam bağrıma taş basarım. Biliyor musun Leyla? Rojat'ın Zelal'i sevdiği gibi seviyor. Yalancı. Kimse Rojat'ın Zelal'i sevdiği gibi sevemez. Görürsün. Rojat'ın Zelal'i kaçırdığı gün ben de seni kaçıracağım. Uğurlar olsun Rojat. Sağ ol Kevser bacı. İyi geceler Kevser. İyi geceler Kevser. İyi geceler. İyi geceler Rojat. Ha şöyle güzel bacım. Soframıza gel de yüzümüz ay görsün, değil mi ya? Yüzün ne ay görmekte ne gün. Sararıp soluyorsun Zelal. Ben iyiyim. Ben iyi değilim. Bundan sonra çiftlikten çıkıp cemalini göstereceksin köylüye. Hapsederken düşüneceydin. Dellendirme beni Zelal. Hapsi kaldırdım. Lakin evden çıkmıyorsan. Yanına bir iki adam katıp dolaştır Zelal'i köyde. Emret ağam. Nene perivane kubar 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 meke evinda kubar meke ويتيم تيجري أبدا قصة كاني كمال أبامك أبدا Ulan sırf bu telefon yüzünü okuma yazma öğrenecek ha. Şu okuma bilenler bir bakayım kim arıyor görüyorlar anlıyorlar ha. Tövbe tövbe. Alo. Siz miydiniz beyefendi buyurasınız? Ha tabi. Hiç merak etmeyin. Ha şimdi tam yoldayız ha. Eyvallah diyem. Ha muhtar da yanımdadır. Ha karakola gidiyorum. Muhtar diyeceklerini iyi belledi. Hiç kuşkunuz olmasın. Bu defa jandarma birkaç konuşu daha talebimizi gerçekten yerine getirecek. Aha. Jandarmanın korucu talebi bugün yarın size ulaşır. Siz de gereğini yaparsınız ha mı? Ha, eksik olmayın. Sağ olasın. Ha. O nasıl laf öyle? Bugüne kadar sizi memnun etmediğimiz oldu mu? Elbet bu defa da memnun edeceğiz. Sağ olun, sağ olun. Bir mukabele. Heh, iyi günler. Ulan bak, orada laf ağzında bir kevele. Elimden kurtulamazsın ona göre. İyiymiş yiğidim. Ah be 3 yıl. Geçsen ya şöyle hemencecik. Acıymış. Kevsan, kara sevdadır seninki. Gördün Rojat'la Zelal'i. Gördüm valla. Gördüm de Rojat'a sevdan bir kat daha arttı. O ne bakıştı öyle. Bir yiğit sevdasına işte böyle bakmalı Zeliha. Yüreğini işte böyle gözünden akıtmalı. Hiç anlamıyorum seni. Hayat bu sevdadan umudunu kes diye önüne bir sürü şey seriyi sen umudunu keseceğine umuduna umut ekleyip duruyorsun. Bu da benim sevdamdır işte Zeliha. Nasıl Rojat'ın Zelal'e sevdası destansa benimki de olacaktır. Şşt, dur. Hamdik, yorulduysan sizi köye bırakabilirik. Ha, ne diyorsunuz? Dönüp bırakalım mı sizi? Ne oluyor? Şimdi görürsün. Git! Hadi! Yürü. Kekim, bu doğru değildir. Cümle aleme rezil olur. Mihrali bunda haklıdır Rojat. Bedo burada karısıyla bacısını bize emanet etmiştir. Emanete kötü gözle bakılır mı? Bedo mahpustan döndüğünde ne derik? Yüzüne nasıl bakar? Sevdanın gözü kötü olur mu? Varan Kevse'ye sevdalı diyeyim size. Ona yan gözle baktı, peşinde koşup rahatsız ediyi demeyeyim. Desen de inanmam zaten. Baran benim oğlumdur. Herkesten iyi tanır. Lakin töreleri göz ardı etmek bize yakışmaz. Hele ben aşiretimizin göz önündeyim. Yaptıklarım emsaldir halkımıza. İyi ya işte emmi. Sen aşiretimizin reisisin. Sen ne yaptın, töre odur. Gel bir büyüklük yap, bu kara sevdayı olur et. Önde sen git ki bütün aşiretler ardından gelsin. Bugün Zelal'in atla geçişi Rojat'ı kahretmiştir. Niye kahrola ki? Elleri bağlı yiğidimin öyle kalmıştı. Zelal'e ulaşma umudunu yitirmiş olmasından korkuyor. Selam bacı. Akşama ailenin büyüğü olarak Karaşahan emmim hayırlı bir iş için size gelecek. Haberiniz ola. Buyursun gelsin. Oğul bekle. Bekle ben de geleyim. Faslana doğru değilmiş Zelihan. Ben de biliydim. Bugün anladıydım Rojat'ı. Zelal atla geçip gitti öyle. İşte dedim. Kesti Rojat umudu. Sevdasını gördüm gözünde değildin. Sevdası bitti demeyeyim ki. Umudu tükendi diyeyim. Zelal'e sevdalı. Ama seni isteyecek diye sevinirsin he mi? Elbet sevineceğim. Belki bileceğim sevdasının bana olmadığını. Hatta bazı Zelal diye bakacak benim sıfatıma. Lakin benim ona olan sevdam ikimize yeter de artar bile. Ana acıktım. Hele gel Rama. 2 saattir seni bekliyorum. Nerede kaldın sen? Çocuk 2 lokma bir şey yiyordu. Sonra yer hanımım. Oğlum seni bekliyorum. Kaç saattir nerelerde kaldın sen? Zelal. Aha Roma'yı getirdim. Ne istiyorsun Zelal? Hele otur da Rojat'ı anlat hele. Şeroa duyarsa gene köteyi yerim. Duymaz korkma anlat hele. Baktım Rojat tarlada çalışıyor. Hemen dedim ki onun en yakınından geçek ki ağamın gücünü iyi bir belliye. Ha sonra? Zelal bacıma meyillendi. Hemen çıktım önüne. Tarladakiler namusa meyillendiğini gördüler tabi. Vursam hiçbir şey olmazdı. Ama Rojat çok yalvardı. Bıraktaydın davatı. Bıraktım ağam bıraktım. Tarlasına koşarken ardına bile bakmıyordu. Aferin Şahmuz. Cümle alem Şero'nun gücünü gördü. Hı hı. Aa, kardeşim Vahbi ne zaman Zelal istemeye geliyor? Bizim köye haber salmış ama ağam. Yaylaya çıkmış. Yayla dönüşü baş göz ederiz artık. Selamun aleyküm. Hoş gelmişsin Yusuf. Hoş gördük ağam. Ya hiç yüzünü yıkamıyor herhalde Yusuf. Ya hiç alnımdaki kanı siler miyim ağam? Bu kan Şero ağamın gücünün simgesidir. Kuzu kestik işe yaradı mı bari? Ha tamamdır. Karakol yeni korucular talep edecektir. Nasıl teyatora yaptın bir anlat hele. Ağam olur mu şimdi burada ya? Olur olur bal gibi olur. Yap hele. Aha işte bak Şamur. Anlat muhtar nedir derdiniz? Ya öyle de Şamur öyle olur mu hiç? Ağam müsaadenle. Buyur. Müsaadenle. Bu kozunun bodudur. Buyur tut. Heh, anladın mı? Anlat bakayım nedir derdiniz? Valla dert bir değil 2 değil baş efendi. Kamyon yüküdür. Hmm. Ya geceleri uyku girmiyor gözümüze. Hmm. Yani terörist ne vakit gelecek diye tetikteyizdir. Orucu sayımız azdır dedim. La al verin la Hüso. Al ya. Sağ olasın ağam. Sağ olasın. Ya. Sağ ol ağam. Baran da yanımda. Kevsan'ın da sende gönlü olmayaydı, babanın hayırlı iş için geleceğini duyduğunda sevinmezdi. Gönlünü ferah tut. Herkes için hayırlısı budur. Bedo burada olaydı, hiç sorun yoktu. Ama mektubunda beni vekil tayin etmiştir. Unutmadan söyleyeyim Rojat. Babam yarın seni bekliyor. Mihrallemin de olacakmış. Zelham yerim. Sözü uzatacak değilim. Allah'ın emriyle Kevsa kızımızı oğlum Baran'a isteyem. Kevsa, biz derede balık tutuyduk. Su soğuktu. Rojat atıyla geldi. Derenin içerisine girdi. Sular sıçrayarak etrafa yayılıydı. Dört nala koşuydu at. Rüzgar gibiydi. Beni çağırtmışsın ha. Rojat'ı dinledim Mihver'im. Anlattıkları doğru mudur? Ne anlattığını bilmeyeyim ki ağam. Beni yolladın ya. Seninle ne konuştuysa bana da onları söylemiştir. Bana ettiği laflar çok ağırdı. Sana onları söylememiştir. İkimiz de yeğenimizi iyi tanıyız. Kardeşimiz Hacı onun oğludur. Babası gibi merttir. Sana ne dediyse bana da onu demiştir. Ne bir noksan, ne bir fazla. Hal buysa haddini bildirmişsindir. Doğru değilsen, sana saygısızlığından ötürü haddini bildirmişimdir elbet. Lakin hadise orada bitmiyor. Ne demeye çalışıyorsun ağam? Demem o ki anlattıklarında Rojat'a hak vermişim. Hak mı verdin? He ya. Bedo'nun, Rojat'ın yokluğunda benden sonra aşiretimizi ve köylüyü kollamak sana düşüyor. Elinden geleni esirgedin mi Karaşahan ağam? Neye vurmadım, neye öldürmedin demeyeyim ki sana. Muhtar seçimlerinde dolap döndüğünü fark etmedim deme sakın. Nereden fark edecektim? Bak Mihrali, rahmetli Hacı'dan sonra üç kardeşimizin en küçüğü. Lakin aramızda kafası en çok çalışan da sendin her zaman. Bıçkın bir delikanlıydın. Sonra birden duruldun. Ne oldu? Nasıl oldu da böyle oldun? Yok ağam, yanlışım var. Konuşurken gözlerime bak Mihrali. Hacı Ağa dağda gözlerinin önünde can verdi. Onun hatırına doğruyu konuş. Mihrali emmin bildiklerini anlatmaya karar verdi. Konuştuklarımız aramızda sır kalacak. Öyle değil mi Mihrali? Şeron'un gözü dönmüştür ağam. Ondan her kötülük beklenir. Bedo'yu 2 günde mahpusa yollayan da o değil midir? He ya, odur. Bunu bilirsin de ne demeye konuş değilsin. Muhtar seçiminden önce şehirdekilerden duydum. Şero önemli adamlarla işbirliği etmiş. Hüsnü'yü muhtar seçtirip korucuları kendi işlerinde kullandıracakmış. Koruculara devletin verdiği parayı kendi alacakmış diye. Sen ne diysen Mihrali? Söylediydim emmi. İş sadece Şero'yla bitmiyor. Önemli adamlar var diyeyim sana. Bunları köyde anlatıp hem Şero'yu hem şehirdekileri karşımıza mı alaydık? Maraba Şero nasıl oldu da ağa oldu? Bir sürü hileyle devleti dolandırıp dururmuş meğer. Hüsnü'nün muhtarlığı son damladır. Ona varıncaya kadar neler etmiş neler. Terk edilen, yıkıp yakılan köylerden, boşaltılan mezarlardan da sebeplenirmiş. Dökülen kanlar ona para olarak dönermiş de biz uyurmuşuz he mi? Vay benim bahtı karalı halkım. Sırtından bıçakla iyisin de haberin yok. Şimdi bana değilsiniz ki bu adamın karşısına niye dikilmedin? Korktun mu sanıysın? He ya korktum. Lakin kendi canımdan değil. Mustom var benim. Delikanlılarımız var. Baranlarımız, rojatlarımız var. Daha bir sürü gençlerimiz var ağam. Böyle susmakla bizi korudun diye avunirsin Mihrali emmi. Sen bizi korumadın. Yerin dibine batırdın. Bundan sonra yüzümüzü topraktan nasıl kaldırırız? Sakin ol Rojat. Nasıl sakin olayım Karaşahan emmi? Bugüne kadar sustuğumuz yetmedi mi? Demek Şero böyle ha. Bu ne ki ağam? Şero en az sebepleneni. Büyükler var ağam, büyükler. Bunları ne zamandan beri biliyorsun? Muhtarlık seçimleri sırasında duymuşum dedim ya. Bu oğlan bir delilik etmesin. Ha? Ben bakarım. Sen ne diyorsun Rojat? Aynen öyledir bana. Bunları Şero'nun yanına koymak olmaz. Şu Şero alçağına haddini bildirmenin zamanı gelmedi mi Rojat? Hele sen dur. Bunu ben halledeceğim. Yalnız olmaz. Asıl yalnız olur. Sen dikkatleri başka tarafa çekeceksin. Başka tarafa mı? He. Zaten hemen harekete geçmeyecek. Önce Zelal'imi o soysuzun evinden çıkarmalıyız. Doğru değilsen ama nasıl? Ben hepsini düşündüm. Musto'yu sesledin mi? Sesledim. Gelir şimdi. Şehmus'un oğlu Ramo'yla Eğidir arası. Haber saldıracağım Zelal'e. Ara ara canın çıktı. Burada mıydın? Bak şimdi Mustafa. Sana çok mühim bir görev vereceğim. Mühim mi? Hem de çok. Bir yolunu bulup Ramo'yla konuşacağım. Oo, o kolay. Anlat bakayım. Anladın değil mi Zelal? Rojat fıstık çalacak sonra... Anlamışım Ramo, tamam. Hadi çık da Şero ağam bir şeylerden şüphelenmiyor hadi. Gün bugündür Zelal. Sabrın elbet mükafatını görecektir. Gelinler gibi çıkmalısın bu evden. Zelal. Oldu. Sonunda oldu Şilan. Çok aceleye gelmedi mi kurban? Yar ama hemen yarın olduğunu diyor. He ya yarın. Atlarla çıkacak yine yola. Kuytuda Rojat ses verecek bana. İşitir işitmez atımı 4 nala sürüp kaçacağım. Yaşamız vurur seni. Öteki koruyucular vurur. Bakmazlar gözünün yaşına. Vurmaya fırsat bulamayacaklar. Baran o sırada başka bir yerde silahını ateşleyecek. Şehmuz'la bir iki korucular silah sesinin geldiği yöne meyillenecekler. Beni görmeyecekler bile. Böyle şeyler lafta kolaydır kurban. Sanır mısın ki saat gibi işleye? İşleyecektir Şilan. Hem işlemese ne gam? Sen değer misin? Sevda yolunda canını veren Allah katında şehittir diye. Allah etmeye. Korkum yoktur. Bu sondur. Sevdamızı ya bu dünyada gönüllere kazıyacağız ya da şehitlik mertebesine varıp öte dünyada kavuşacağız. biraz olmayacak ana. Yeter ki duanı eksik etme. Bütün dualarım seninle oğul. Oo, kimleri görürüm, kimleri görürüm. Siz hoş gelersiz, hoş gelersiz. Buyur, buyur, buyur. Oturun, oturun. Yoldan geliyorsunuz, yorgunsunuzdur. Hayırdır? Bedo'nun karısı Zeliha'na telgraf var muhtar. Telgraf mı? Hayırdır inşallah. Ya zavallı kadar kurbanın başına kötü bir şey gelmiş olmayan sakın. Zeliha'nı çağırsan iyi olur. Çağırtırız canım. Siz hele nefeslenin, biz soluklanır çağırtırız şimdi. Şşş! Ulan Sılo! Ulan Sılo! Lan gel buraya! Lan gel buraya koş! Bana bak, çabuk Zeliha'nı çağır gelsin buraya. Hadi yürü eşeğin oğlu. Hadi! Ya yoldan geliyorsunuz, açsınız değil mi? Ben size şöyle bir şeyler hazırlayayım, yersiniz. Tavuk yersiniz, keseyim. Ha? Rojat! Rojat! Bedoğan'dan telgraf varmış, koşasın hemen. Hadi. Afiyet olsun. Ha, bunları da getirdim bak, buraya bırakıyorum ha. Giderken bunları da götürürsünüz ha, unutmayın. Ya yiyin ha, yiyin kardeşim. Afiyet olsun ha. Koyun yoğurdun en iyisi. Zelihan gelmiştir baba. İyi oğlum, alsan ya içeriye, al. Bedo'dan telgraf varmış. Zeliha'ndan başkasına veremeyiz. Benim. Al oku Rojat. Sağlık nedenlerinden dolayı Bedo'yu erken tahliye ediyorlarmış. Gidip kocanı alman için seni İstanbul'a çağırıyorlar. Çağırdıkları Zeliha'dır. Lakin bu demek değildir ki Zeliha'dan başkasına vermezler Bedo'yu. Hatta istese Bedo kendi başına da çıkabilir mahpustan. Yoksa hastadır, rahatsızdır diye refakatçi isterler. Ben gidip alam. Erimi benim almam uygundur. Doğru değilsen Zeliha gelin. Lakin yol iz bilmez. Değil İstanbul, şehre bile gitmişliğin yoktur. İstanbul'u sen de görmedin Mihrali. Ben gidemem de. Askerdeyken mahpusta ziyarete gitmişimdir ben. Yolu bilen bir benim. Rojat giderse içim rahat eder. Arkadaşımı, kardeşimi gidip alan mahpustan. Uygundur. Ben de gidebilir miyim Karacahan emmi? Gel bakalım. Rojat, otobüse kadar bu da gelsin ha. Fıstık çalacak. Sonra sen atını 4 nala süreceksin. Fıstığın geldiği yöne doğru. Şehmuz, sıkıldım, hadi eve dönelim. Olur bacım. Ölüyoruz. Anamla, emmilerinle, 7 kat yabancıyla helalleştim. Bir yarinle helalleşmeyi çok gördüm. Bu mu sevda? Zelal, Zelal, Zelal. Ne oldu Ramo? Hayrola? Mustafa'dan haber getirdim. Bedo mahpustan çıkıymış. Rojat onu getirmeye İstanbul'a gitmiş. İstanbul'a mı? Sağlıcakla git, sağlıcakla gel aslanım. Yolun açık olsun. Hele bir çay daha ver baba. Çay isteyeceksen adam gibi iste. Ne öyle baba mabu? Türkçe bilmiyor musun? Tamam kardeş tamam, bir çay istedik. Bir tane olsa iyi. Önüne gelen İstanbul'a geliyor. Koca İstanbul bunlarla doldu taştı. Yok mu kardeşim sizin memleketiniz? Konuştuğunu anlamazlar. Konuştuklarını sen anlamazsın. Gidin memleketinize kardeşim. Kendileri bile ne olduklarını bilmiyorlar ki gitsinler. Bunların hepsi böyle kardeşim. Hepsi böyle. Hepsi soysuz işte. Kardeş baksana bir dakika. Ne oldu, ne var? Hey ne oluyor? Bir dakika. Bırakın didişmeyi ya. Bırakın lan beni. Tamam, yapmayın. Sakin olun. Bırakın lan beni. Bırakın ya. Tamam, bırakın beni. Yapmayın. Bırakın. Yapmayın. Tamam. Gel bakalım. Tamam. Tamam gel. Tamam. Otur şöyle. Olur böyle şeyler. Kandırdı. Ya çok kötü. Demek arkadaşını cezaevinden alacaksın ha? Evet, sağlığı bozukmuş biraz. Erkenden bırakayım. Erken tahliye ettiklerine göre arkadaşının hastalığı önemli olmalı. Yok canım, Bedo Dağ gibidir. Bir şeycik olmaz ona. Ta oralardan arkadaşını almaya geliyorsun. Burada hiç eşiniz, dostunuz, akrabanız yok mu? Yoktur. Biz toprağımızdan hiçbir yere göçmemişek. Köyden kasabaya bile göçenimiz yoktur. Göçek diye çok ettiler ama biz direnik. Peki otobüs köyünüzün içinden geçiyor mu? 5 kilometre kadar yürüyük. Bir traktörle falan karşılamayacaklar mı size akrabaların? Yürüyük dedim ya emmi. Hayır yani arkadaşın rahatsızmış ya. Amma ettim be emmi. Dedim ya Bedo aslan gibidir diye. Değil 5 kilometre buradan köye yürür Allah'ıma. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bana müsaade. Sabah namazına mı? Hayır. Bekle ben de geliyorum. أشهد أن لا إله إلا الله. karısı gelse daha iyiydi ya. Neyse. Edo bu benim arkadaşımdır. Onunla giderim derse sorun yok. Savcı bey, ben asker dönüşü Bedo kardeşimi ziyarete geldiydim. Bir yerlere imza attıydım. Oraya baksanız görürsünüz. Kayıtları incelettim zaten. Daha önce ziyarete gelmemiş olsaydınız, Bedo'yu size teslim etmemiz hiç mümkün olmazdı. Vay be koca Bedo, sonunda kavuşacak. Rojat kardeş. Vay Bedo. Şükür kavuşturana kardeş. Seni iyi gördüm kardeş. İyiyim, iyi. Bunları da verin. Bedo kardeş, kusura kalma. Parayı düşürmüşüm. Garaja yaya gidecek. Gidek kardeş. Sen yanımda olduktan sonra köye kadar da yaya gidelim değil mi? Giderik ya. Gel hele kardeş. Daha gidecek çok yolumuz var. Kevse ile Baran'a da şöyle anlı şanlı bir düğün kurak. Kurak ya. Sonra da sen, ben, Baran bir olup Şero'yu yerle bir edek. Edek kardeş. Mihreli de başımıza geçti mi tamam. Bunu Karaşağı'ndan beklemek olmaz. Hem Mihreli de yiğittir, merttir. Merttir, yiğittir ya. Sağ ol. Diyarbakır abicim, boş araba hemen kalkıyor. Geç abicim, buyur abicim. Hadi Diyarbakır, Diyarbakır, Diyarbakır. Hemen kalkıyor. Millet ne kadar? 35 milyon. İyi de ben 30'a geldim. Geliş öyle de burada 35 milyon. İki kişi 65 milyon olmaz mı? Kusura bakmayın, pazarlık yapamayız. Ya kardeşim parayı düşürmüş. Bu kadar kalmış. Topu 5 milyon 90. Köye gidek, sonra sizin yazıhaneye isterseniz 100 milyon daha getirek. Lütfen ısrar etmeyin. Gel Bedo. Öbür şirkete gidek. Ulan bunlar bizim kim olduğumuzu bilmiyor. Bilseler ki biz bir dönü toprağımızı satsak bunun gibi 50 şirket satın alır. Ayaklarımıza kapanırlar. Hastanız olmasaydı kabul etmemiz zordu beyefendi. Sağ ol bacım. Bu iyilik karşılıksız kalmayacak bacım. Köyümüze gidek, fazlasını ödeyeceğiz. Buna gerek yok beyefendi. Yok. Biz hiçbir iyiliğin altında kalmaz. Otobüs kaçta? Gece 12'de. Oo, daha 5 saat var. Daha iyi. Gezerik biraz. He ya, gezerik. Gezek derken şaka ettiydim Yaşar. Ama senden bir dileğim var. Nedir? Bunca yıldır İstanbul'dayım. İstanbul'u hiç görmedim. Diyeyim ki beni şöyle tepelik bir yere çıkarsan da İstanbul'u bir seyretsin. Tepelik yani. Ha? Çıkak Bedro, çıkak tepelik yere. Ey be koca İstanbul, neymişim be? Denizim varmış, fabrikam varmış, ışıltılı gecen varmış. Lakin dört duvarda benim dünyam daha büyüktü. Dünyam büyük diye. Bunu senelerdir Zeliha'nın için işlemişim. Her boncuk onu bana getirdi. Her bir boncukta köyden biri koğuşa geldi. Öyle kalabalıktım ki Rojat. Koğuştaki dünya öyle büyüktü ki. Rojat. Söyle beni. Biz çocukluktan arkadaştık değil mi? He ya, çocukluktan. Ben senden kaç yaş büyüğüm? 5 yaş. Seni çok iyi tanıyayım Rojat. Ne zaman doğru, ne zaman yalan söylesin hemen anlayayım. Bana iyisin değilsin. İyisin tabii. Bileyim Rojat. Günlerimin sayılı olduğunu bileyim. Belki yolda ölürüm. Ağzından gel alsın. Yok yok. Bileyim. Bu alınlık sende dursun. Ben veremezsem sen verirsin Zeliha Hanım'a. Öyle deme Bedo. Ulan, Rojat ağlar mı hiç? Ya ağlamaz mı? Buna kim ağlamaz Bedo? Dağ gibi Bedo'ya bakıp kim ağlamaz? Şimdi bırak ağlamayı da bir ağaç çığır bakayım. Özlemişim sesini. Mafusta her gün okurlardı. Lakin senin sesin hep yüreğimden gelir geçerdi. Dilimizin türkülerine, ağıtlarına nasıl hasret kalmışım. Hadi bir ağaç çığır da köyümüzü yad edek. Hangisini Bedo kardeş? İçinden ne geliyse. Ha Rojat. Öbür yalanlarını da anlamadım sanma. Mapushane küçük sanılır ama her topraktan insan vardır. Bizim oralardan haber gelmez miydi sanırsın? Köyde ne oldu, ne bitti, hepsini bileyim. Hadi, şimdi oku hele bir ağıt. Şöyle Rojat'ın sesinden, şöyle bizim yöremizden. Gövre boz erildeki çavreşi çavveleki çavreşi çavveleki keviçe modlezinin ben bakesin aminin Ronya roje derem gel emketünevi hali هواني ربني ولاتي مسرحة نتوارى جبرتي عقدي مهلا بابي مقولي برافضي رانا هابين نفايزة خوجة زبصانة حرجة روجي سارة جبرتي عقدي مهلا بابي مقولي برافضي رأي نفي عمداني قاضي بيدو هواري أزمي